Çok merak ediliyor ekonomi. Peki şimdi bayramdan sonra ne olacak? Bayramdan sonra ne olacak? Bir kere Sevgili bir kere bir abi şu Merkez Bankası'nın hükümete gönderdiği mektup konusu var. Çok tartışıldı ama tam anlaşılmadı gibime geliyor. Ya orada şimdi Merkez Bankası yani tırnak içinde tabii. Ya bu arada sanki abi burası da hani ABD Merkez Bankası fethmiş gibi de sanki böyle çok bağımsızmış gibi de Merkez Bankası çıkmış Erdoğan'ı uyarmış. Ben buna katılmıyorum abi. Bence bunu Erdoğan'ın haberi çerçevesinde yapılıyor. Erdoğan iyi polis, Merkez Bankası ve Memme Şimşek kötü polis oluyor burada. Ben böyle inanıyorum ya. Yani. Yoksa bizim ülkemizde Merkez Bankası hükümeti uyaracakmış da diyecekmiş de bak dikkat et. Artık bundan sonra kredi kartları işte Temmuz ayındaki emekli zammı ya da işte asgari ücret gibi zamları yapma diyecekmiş de Erdoğan da onu dinleyecekmiş. Hiç sanmıyorum abi. Bence durum kötüye gidiyor. Gerçekten Temmuz ayındaki zamlarla ilgili çok üzülebilirsiniz. Çalışanlar, asgari ücretliler özellikle. Tabii emekliler de öyle. Çok büyük bir beklenti var emeklilerden de. Ama Erdoğan şu an bir şeylerin sanki zeminini hazırlıyor gibi kötü polis yaptığı Memme Şimşek üzerinden abi ne diyorsun? Ferit'ciğim, Merkez Bankası'nın mektubu öyle birinin bir yere aklı estiği gibi bir mektup yazması falan değil. O mektupta herkesin ön plana çıkardığı şuydu: asgari ücretle ücretlerin artışının yılda bir defa yapılması. Bunu sanki yeni duyuyorlar. Mehmet Şimşek aylardır bunu söylüyor. Hatta Mehmet Şimşek daha fazlasını söyledi. Unuttunuz mu? Mehmet Şimşek dedi ki, memur maaşları, emekli maaşları ve asgari ücret artışları. Mehmet Şimşek ne dedi? Beklenen enflasyona göre bu artışları yapalım. Ne demek beklenen enflasyon? Yıl sonunda %36 öngörüyoruz. Yıl sonunda 36 öngörüyorlar. Tutar tutmaz ayrı. Bana göre tutmaz. %45'in altına düşmez. Yıl sonu enflasyonu hedefi. Ama ona göre yapalım demek ne demek? Hem bir defa yapalım demek hem de mevcut enflasyona değil, beklenen enflasyona göre yapalım demek. Ben sizi sıkı bir istikrar programına aldım demek. IMF'in gelmesine gerek yok. Ben IMF'in görevini yapacağım demek. Peki diyeceksin ki, şimdi birisi diyecek ki, ya iyi de Rubin Bey, sen o zaman bir akıl ver bakalım. Hem sıkı istikrar programı uygulamayacağız, hem de enflasyonla mücadele edeceğiz. Nasıl olacak bu? Nasıl Yok olacak evet. böyle. Böyle bir yol yok. 22 yıl boyunca hovardalık yapanlar buna cevap bulamazlar. Hovardalığın sonucunu hep birlikte ödeyeceğiz. Kim ödeyecek? Ferit, bugün bir veri geldi elime. Hep birlikte ödeyeceğiz dediğim o. Ferit, hala Mart ayında, Mart ayı rakamlarına göre ithal otomobil satışları Mart ayında da patlamış. Evet. Duyuyor musun? Çok Bu neyin önemli bu, mesela? evet. Bu neyin sonucu biliyor musun? Bu neyin sonucu? Hakan Kara Hocam da genel olarak bir grafik hazırlamış bununla ilgili. Hakan Kara Hocam'ın o grafiğini de bir. Bu şunun sonucu: kura, fiyata, TL kuruna, döviz kuruna hiçbir duyarlılığı olmayan bir kesim var. Kim o kesim? 22 yıl boyunca kamu kaynaklarıyla, bu milletin sırtından elde edilen gelirlerle, vergilerle ve diğer kamu gelirleriyle servet transferine muhatap olan tuzu kurular var ya, tuzu kurular. Onlar ithalatı patlatmaya, hem de hangi ithalatı? Tüketim malları ithalatını artırmaya devam ediyorlar. Yani şimdi 2019'dan önce, hatta 2018'den önceki çizgiye bakın. 2013 ile 2019 arasına bir bakın. Şu grafiğin daha sonra olanlara bakın. Ya ülke zenginleşti de bizim mi haberimiz yok? Bu tüketim ithalatının artmasının sebebi bu mu? Hep birlikte zenginleştik mi Ferit? Hayır. Biliyorsun ki derin fukaralık, derin yoksulluk milletin canını, mutfağını yaktı. Şimdi hala ithalat. Hangi ithalat? Tüketim malları ithalatı. Hangi ithalat? Otomotiv ithalatı. Geçen ay satılan 100 otomobilin 70'i ithal otomobil. Niye? Çünkü servet transferi yaptığımız kesimde o paralar duruyor hala. Hangi servet transferi, onu da geçen programda anlattım. Ya %14 ile 15 faizle 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon kredi kullanmışlar ya.
Bu ne demek? Bu servet transferi işte. Bu servet transferi böyle oluyor. Tuzlu kurular devrede diyorsun abi ya. Tuzlu kurular. Şimdi bu tablo bu. Ya farkında mısın? Her ay 5 milyar dolarlık tüketim malları ithalatını bu ülke nasıl kaldırır? Peki daha önceki yıllar 2,5'larda, 2'lerde nasıl kalmış? Biz birdenbire 2 katı, 3 katı zenginleştik mi ki bu tüketim malları ithalatı her türlü tedbire rağmen artmaya devam ediyor? Ne bu biliyor musun? Tuzu kuruların ithalatı. Servet transferiyle haksız bir şekilde gelire kavuşmuş insanların ithalatı. Peki biz katlanacağız. Neye? Vatandaş olarak biz de bu sefahati sürmüştük. 100 bin liralık kredi kartı limitim varsa ucuz faizle 100 bin liralık nakit avansı ben de kullandım. Kullanmadım da örnek veriyorum. Sen de kullanmışsındır. Sana da örnek veriyorum. Bu değirmenin suyu kesilecekti, kesildi. Deniz bitecekti, bitti. Şimdi zorunlu olarak kaynağı dışarıdan arayacaklar Ferit. İçeride yok. Yok, içeride öyle bir şey yok. İçeriden bulamazlar. 4 milyon konutu teker teker incelemeye almışlar. Bu ya kiralı... Evet Rubel abi, o nedir ya? Şey KDV konusu geldi. Memeşmiş şeyin işte müdahalesi vergilerle ilgili bu. Şimdi işte ev sahiplerinin aldığı parayla ilgili de işte bir yapay zeka sistemi kurmuşlar da efendim bir haberler vardı bugün, evet. Şimdi o KDV şu. KDV'de biliyorsun ki bazı mallar, mal ve ürünler halk çok ezilmesin diye bilhassa gıda ürünlerinde KDV %1'dir, 2'dir filan işte. Düşük KDV'li ürünler vardır. Lokantalar, servis veren yerler, restoranlar filan onlar aslında sattıkları hizmet ve ürün gıda ürününün işlenmiş hali, servis hali. Onlar %10 KDV'li işlem yapmaları gerekirken hasılatlarına sanki ham gıda satıyorlarmış gibi veya gıda ticareti yapıyorlarmış gibi %1'le işlemlerini yapıyorlarmış. Anladın mı? Orada yeni bir vergi değil. Yani bir kanunun boşluğundan kötüye kullanarak istifade etmeye çalışanların üzerine gidecekmiş, gitsin. Peki şimdi ben başka örnek vereyim. Çünkü seyirciler de yazdılar bana. Hanımefendinin biri yazmış. Tek bir çocuğum var. Üniversitede okuyor. Bir tane kiram vardı. Kirayı haksız bir şekilde enflasyona rağmen dondurdular. Perişan oldum. Çocuğumu okutacak durumda değilim diye. Şimdi o herkes bu durumda değil tabii. Bazılarının 10 tane dairesi var. Kiraya veriyor. Onlar vergilerini versinler. Hiçbir şey demem. Benim de öyle 3+1 zemin katta bir kiralık dairem var. Ferit. Şimdi Mehmet Şimşek'e soruyorum. Cuma itibariyle beyannamemi de vergimi de hepsini peşin peşin ödedim. Şimdi Mehmet Şimşek'e soruyorum. Kardeşim siz 2-3 yıldır enflasyonun %70-80 olduğu bir ülkede kiraları %25 ile sınırlandırdınız. Şahsımın adına konuşmuyorum bunlar. Kuşa çevirdiğiniz kiraların vergisini vermezseniz de şöyle asarız keseriz diye herkesi korkuttunuz. 4 milyon insanı incelemeye almışsınız. Şimdi soruyorum. Kiraları %25 ile dondurdunuz. Bu süre zarfında bu insanlara kuşa döndürülmüş yani paraları eritilmiş, birikimleri eritilmiş insanlara hiçbir şey yapmadan bir de bu kuşa dönmüş paralar üzerinden vergi vermezseniz de sizin gebertirim diye bütün her yere ilan etmiş. 4 milyon insanı incelemeye almışlar. Sayın Mehmet Şimşek, ben paramı beyannamemi verdim ödedim. Ama o paraların bir kuruşunun israfa, yolsuzluğa, haksızlığa, isabetsiz harcamalara gitmesi halinde bırak hükümeti. Diğerlerinin hiçbir derdi, onlara bir derdim yok ama az buçuk sana inanıyorum. Bir kuruşunu zayi edersen sana haram olsun o. Hepsi birden haram olsun. 4 milyon insan adına, 32 milyon çalışan adına, 25 milyon hane halkı adına söylüyorum bunları. O paraların bir kuruşunu zayi ederseniz hepinize haram olsun onlar. Abi tepkini çok iyi anlıyorum gerçekten. Çünkü şu anda chatte de gördüm. Ev sahipleri de bu
hani %25'ten dolayı da çok rahatsız olanlar da var. Ama kiracılar da haklı sevgili ev sahipleri. Onu da söyleyelim. Bir kiracı olarak. Kiracılar bursa, haklı. Hiç hak. Ama yani evler mi çözecek bu konuyu? Yani doğru. Bu sorunu ev sahipleri üzerinden çözmeniz yanlış. Yanlış. Doğru. Yoksa zaten ondan kavga ediyorlar. Kiracılar, ev sahipleri devamlı kavga ediyor. Cinayetler, ölümler oldu. Ölümler. Cinayetler oldu ya. Allah'tan korkmuyor musunuz siz ya? Sosyal devlet böyle bir devlet değildir. Onu birbirine bak diyorum. İstersen okuyayım o seyircinin yazdığını. Çocuğum var üniversitede, kirayla okutuyordu, okutamıyorum diyor. Ne yapacağız şimdi biz bunu? Ve bir de şimdi bu kadına, bu kadıncağıza vergi vermezsen şöyle asacağız, keseceğiz diye onun üzerine gidiyorlarmış. Evet, onun Allah'tan korkun ya. Ben bir rakam söyleyeyim de Ferit, herkes bir anlasın. 2.2 trilyon TL vergi teşvikleri, istisnaları ve muafiyetleri toplamı var. 2.2 trilyon. Karşılığını bir gösterin bize de biz de inanalım ki bu isabetliymiş bu. Tamam, bu istisnalar, bu muafiyetler doğruymuş. Ne yaptıklarını gösterin. 2.2 trilyon muafiyet vermişiz, istisna vermişiz. İki gün önce konuşuyordunuz. Bilmem ne ihracatçılar birliği dövizin 40 lira olmasını istiyormuş. Allah'tan korkmuyor musunuz? 86 milyon ne yapacak o döviz kuru? Yok abi, yok abi, bir dakika abi, özür dilerim. 40 olmasını istemedi aslında o adam. Çifte kur dedi. Çift kur, yani çift. Bana 40, vatandaşa 32 diyor yani. Sevgili kardeşim, bu daha büyük bir ayıp. Bu daha büyük bir utanmazlık. Öyle diyor. Kamu kaynaklarından sana 8 lira ilave kur parası ödeyeceğiz, öyle mi? Dünya Ticaret Örgütü'nden bir hukukçu arkadaşım yazdı bana, aradı. Zanka TV'de bunları dinledim. Böyle bir şeyi yapsak Dünya Ticaret Örgütü bütün mallarımız için dava açarlar. Muhataplarımızın hepsi dava açarlar. Bu hukuk aykırı saçma sapan lafları, teklifleri kimse gündeme getirmesin diye. Yani ihracatçı neydi o? Bir adam yani. Onu gündeme getirmişti. Tohum ihracatçıları, yaş ve bilmem ne, yağlı tohumlar evet. İhracatçıları. Böyle bir kim verecek? Millet verecek. Kim bu millet? Ya 86 milyon 10 bin lira emekli maaşıyla açlığa mahkum edilmiş insanlardan toplanan paralar, onların tüketiminden toplanan vergilerle bu beylere 40 lira üzerinden kur ödeyecekmişiz. Kardeşim Ferit, hep tekrarlıyorum. Reel efektif kur. Yırtınarak söyledim ki ya reel efektif kurda TL çok daha değerli iken bu ülkede ihracat yapılabiliyordu. İhracat artışları oluyordu. Şimdi TL en değersiz hale gelmesine rağmen hala mı TL'nin değerini düşürün diyorsunuz? Bu milletin fukaralığını ne yapacağız? Bu milletin yoksulluğunu ne yapacağız? Ya kurun düşmesi demek milletin fakirleşmesi demek.